Kariyerimizin 22. bölümünden Bahreyn Grand Prix'sinden herkese merhabalar. Bahreyn'e güçlü bir güncelleme paketimiz var. Şasi ve dayanıklılık ağırlıklı olmak üzere şu anda bu noktaya gelmiş bulunmaktayız. Şakir'e gelirken ancak hedefimiz var. 2 yarı sonra Azerbaycan'dayız ve Azerbaycan'a bir motor güncellemesi getirmeye çalışacağız. O yüzden bugün burada elde edeceğimiz her bir puanın çok çok büyük önemi var. Birazdan sıralamalardayız. Bahreyn Şakir pistinden herkese merhabalar. Yeni sezonumuzun ikinci yarışında bakalım neler yapacağız. Sıralama seanslarında hedefimiz tabii ki takım arkadaşımızı geçmek. Ancak Giovinazzi bize gerçekten çok büyük bir sürpriz yaşattı. Avustralya Grand Prix'sinde hiç beklemediğim kadar yakındı. Muhtemelen Bahreyn Grand Prix'sinde de yine kendisini bizlere yakın olurken göreceğiz. Bu yüzden baya baya dişli çıktığını söyleyebilirim Giovinazzi'nin hiç beklemediğim kadar hem de. There's no point in going in hot if you don't come out intact the other side. Even if you're at the front, you will be worrying about the guys behind you. Sıralama seansındaki ilk turumuz için piste çıkıyoruz şu anda ve sizlere minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün saat 3'te sitemizin editörlerinden Cem Özel MotoGP 20'de Türkçe kariyer moduna başladı. Türkiye'de ilk bu arada, onu da söyleyeyim. Şu anda hiçbir şekilde MotoGP kariyeri yapan yok maalesef ki YouTube Türkiye'de. Bu açıdan da bir ilk yapmış olduk ve mutlaka Cem'in de kariyer videosuna bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Orada bu arada anlatım ben yapamam, üzgünüm. Orası tamamıyla Cem'e ait ve Cem de ilerleyen videolarda kesinlikle ve kesinlikle çok çok daha iyi olacaktır. Bu açıdan kendisini lütfen zaman tanıyın. Zamanında bana zaman tanınmamıştı, çok ağır linçler yemiştim. Ama lütfen Cem'e bu olana tanıyın. Bu yüzden sizlere güveniyorum. Cem'in de attığı MotoGP kariyerini mutlaka seveceğinize eminim. Kendisi Moto3'ten başlayıp MotoGP'ye kadar yükselmeye çalışacak. Orada da uzun soluklu bir kariyer videoları bizleri bekliyor. Biz de ikinci sektörü tamamlamak üzereyiz şu anda sıralama turlarında ve Sergio Perez'den yavaşız. Yani Red Bull ve Perez'in atılımı o kadar ilginç ki, tamam hadi Red Bull ön tarafa atılım yaptı. Ama Perez geçen sene Racing Point'ten McLaren'e yükseldi. Oradan Red Bull'a geldi. Şimdi Red Bull'da pole pozisyonu mücadelesi veriyor ki geçtiğimiz yarışta kazanmıştı kendisi. Şimdi çizgiye doğru geliyoruz ve 6. sıra. Gayet ideal aslında. Evet, sıralama turlarının ilk hakkında 6.'lığı almıştık. Sonrasında 9'a kadar düşmüşüz. Bakalım son 2.5 dakikaya doğru ilerlerken 2. hakkımızda neler yapacağız? ...2014'te burada Nico Rosberg ile Lewis Hamilton arasında çöldeki duello lakabını alan müthiş bir mücadele vardı. Bu arada Norris de tam önümüzdeydi, sıkıntılı bir noktada. Az daha yani ileride olsa muhtemelen viraj sonunda bize sıkıntı çıkaracaktı. Tıpkı geçtiğimiz sene Azerbaycan'da olduğu gibi. Bu arada en hızlı ilk sektörle geliyoruz. En hızlı ilk sektör derecesiyle geliyoruz. Bakalım pole gelir mi acaba? Perez'e karşı ilk sektörde çok güçlüydük. Orta sektörde de aynı şekilde güçlü kalabilecek miyiz? Bizim zayıf karnımız açıkçası orta sektör. İlginçtir ki ilk sektörden ziyade orta sektörde daha yavaş kalıyoruz. Diğerlerine göre son sektörde de yine aynı şekilde motor gücümüz Mercedes ve Red Bull'a göre daha düşük olduğu için maalesef son sektörde de ciddi bir zaman kaybımız söz konusu. Şimdi orta sektördeyiz, bakalım. Yakınız Sergio Perez'e. Ancak işte bu düzlükte çok fazla zaman kaybediyoruz maalesef ki. Bu yüzden çok fazla zaman kaybetmeden de yine bir an önce o güncellemeyi, motor güncellemesini getirmemiz gerekiyor. Azerbaycan'ın çizgiye doğru geliyoruz. Bu arada bakalım ve 7. sıra. Olmaz bu. Olmaz. Evet, sıralamalarda Antonio Giovinazzi bizleri geçmeyi başardı ve yarışa 8. sıradan start alacağız. Yine çok 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 yakınız takım arkadaşımızla ama hedef aralığı 5 ve 6 idi, maalesef gerisinde kaldık onun.
hızlandırılmış bir biçimde yarış sonunda topladığımız puanları da görüyorsunuz. Muhtemelen Azerbaycan'a artık o güncellemeyi getirebileceğiz garanti olarak. Bahreyn'den, Şakir pistinden, muhteşem bir yarış gününden herkese merhabalar. Ben Emre Baltoğlu, bugün dilim döndüğünce F1 kariyerimizin 22. bölümünde Bahreyn yarışını sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu sene şampiyonluk yarışında gerçekten de en ön safhada yer alıyoruz neredeyse. Şampiyonada buraya 3. sırada geldik. Bahreyn Şakir pisti 5.4 kilometre uzunluğunda ve 15 virajdan oluşan bir pist. 3'te DRS noktası bulunuyor. Şakir'de benim sevdiğim, oynarken zevk aldığım pistlerden birisidir. Diyeceksin ki ey Emre, senin zevk almadığın pist var mı? Evet var. Ben daha çok zevk aldığım pistleri söylemekten ziyade, hani sorulduğu zaman zevk almadıklarımı söylüyorum. Çünkü zevk almadığım pist sayısı gerçekten çok az. En fazla 3-4 tane. Ve işte görüyorsunuz, bugünleri gördük. Tabloda çıktık. Yarış öncesi şampiyona tablosunda 3. sırada yerimizi alıyoruz. Avustralya'da aldığımız podyumla beraber ve yine aynı bu noktada da Williams 3. sırada. Bakalım takımlar şampiyonluğu ve pilotlar şampiyonluğu için sonuna kadar zorlayacağız. Pol pozisyonunda bugün Bahreyn'de Max Verstappen var. Yanında Lewis Hamilton olacak. Şampiyona için çekişen isimlerden ikisi. 3 Bottas, 4 Perez. İlginç bir sıralama. 5 Vettel, 6 Leclerc, yine Ferrari'ler geride kaldı. 7 Giovinazzi, 8 Baltoğlu, 9 Ricardo, 10 Gasly, 11 Raikkonen, 12 Norris, 13 Grosjean, 14 Kvyat, 15 Albon, 16 Stroll, 17 Hülkenberg, 18 Magnussen, 19 Kubica ve son sırada Carlos Sainz bulunuyor. Yarış için her şey hazır. 5 kırmızı ışıktan geriye doğru sayıyoruz. Bahreyn'de, Şakir pistinde heyecan ışıkların sönmesiyle beraber başlıyor şu anda. Arka tarafta gerçekten güzel bir çıkış sağladık. Hemen sol tarafımızda bir Alfa Romeo var ama yerimizi bulmaya çalışıyoruz. Ferrari'lerin hava koridorundan faydalandık. İç taraftan kendimizi gösterdik. İki Ferrari'ye karşı muhteşem bir atak. Giovinazzi'yi de geride bıraktık. Şimdi Vettel'le bir mücadelemiz var ve onu da geçip 5.liği alıyoruz. Uçarak start aldık resmen. 3 sıra birden kazandık. Takım arkadaşımızı ve iki Ferrari'yi avlamayı başararak gerçekten harikulade bir ilk tur çıkartıyoruz. Önümüzde şimdi Verstappen'le başlayan lider grup var. Verstappen, 2 Mercedes ve Perez. Bottas, Hamilton, Perez isimlerinin hemen arkasındayız. Bu isimlere tempo olarak ayak uydurmamız lazım. Ayak uyduramazsak podyuma arrivederci dememiz gerekecek. Çünkü bahsettiğim gibi hem Mercedes hem de Red Bull şu anda en iyi iki araç konumda yer alıyorlar ama her ne kadar Ferrari bizden önde gözükse de yarış temposu olarak gerçekten rezalet durumda Ferrari. Ayrıca mekanik olaylarında da çok fazla problem yaşıyorlar. Ön tarafla fark son sektörde iyice açılmaya başladı. Gözle görülür şekilde hem de. İlk iki sektörde gerçekten iyi bir avantaj elde edebiliyoruz ön tarafa karşı ama işte son sektör, son sektör ön tarafta. Bu arada Mercedes'lerin de mücadelesi var. Bottas'la Hamilton kendi aralarında çekişirken ön tarafta Max Verstappen koptu gitti. Açıkçası Avustralya Grand Prix'si geçtiğimiz seneye göre bir kez daha tekrar ediyorum. Biliyorum heyecansızdı. Ama en azından bir podyum mücadelesi vermiştik. Bugün de aynı hedefteyiz. Podyum için mücadele vermek istiyoruz. Ön tarafa da hala daha yakınız. Henüz yarışın başındayken Bottas bu arada geriye düşmeye başladı. Düzeltiyorum, Lewis Hamilton. Sergio Perez de kendisini geride bıraktı. Valtteri Bottas'ın da gerisine düştü. Dördüncü sıraya kadar gelmiş vaziyette şu anda Lewis Hamilton. DRS'nin açılmasıyla beraber bu aralıkta kalabilirsek bizim avantajımız olacaktır. Şimdi düzlükteyiz ama uçup gidiyor. Bu arada sarı bayraklar var. Önden de bir duman yükseliyor. Valtteri Bottas! Valtteri Bottas tüttürüyor. Mercedes tüttürüyor. Bahreyn'de kaynayan bir Mercedes var. Kaynayan bir Mercedes ve dördüncüyüz. Bedavadan dördüncülük geldi. Henüz yarışın ikinci turunda Mercedes'te mekanik bir problem.
Dumanlar çıkara çıkara geldi kendileri. Geçen sezonun sonunda da mekanik anlamda yine sıkıntıları vardı Mercedes takımının ve bu sıkıntılar belli oluyor ki bu yılda devam ediyor şu anda. DRS aktif ve ön tarafta da Perez'le Hamilton'ın mücadelesi var. Hamilton iç taraftan kendisini gösterdi Perez'e karşı. Yan yanalar şu anda ve Perez viraj çıkışını inanılmaz iyi hızlandı. Red Bull'lar nasıl bir araç yaptıysa artık viraj çıkışlarında uçuyor resmen. Fırsat bu fırsat, biz de yaklaştık bu ikiliye. Bakalım DRS alabilecek miyiz? Evet, hemen arkamızda Sebastian Vettel tehlikesi var. DRS ile beraber bize karşı gelecek Ferrari pilotu. Hava koridorundan kaçmaya çalışıyoruz şu anda. Düzlüğün sonuna doğru gelirken kendisinin atak yapma şansı yok. Sebastian Vettel bize bir hayli yakın. Motor gücü anlamında Allah'tan bizden daha kötü durumdalar. Bu arada sarı bayraklar var şu anda. Yeşile döndü tekrar ama... Düzlükteyiz bir kez daha. Sebastian Vettel hava koridorumuzdan faydalandı. Dış tarafta kendisi gelmeye çalışıyor. Şu anda yan yanayız. Ama yerimizi korumayı başarıyoruz. Yine de direkt olarak pite dalacağız. Çünkü lastiklerimiz iyice bitti. En erken zarı atan biz oluyoruz. Bu arada Charles Leclerc yarış dışı şu anda. Ferrari pilotu Charles Leclerc yarış dışı. Ferrari'de de problemler devam ediyor. Mercedes ve Ferrari cidden sıkıntılı başladılar sezona. Orta hamura 1.7 saniyede hızlı bir servis. Tam o anda yarış kamerasına, yarış TV kamerasındayken görüntüler. Charles Leclerc'in yarış dışı kaldığı haberi geldi. Bu arada iki tur hemen hemen, bir ya da iki tur erken girdik ön gruba göre pite. Yani tempomuz umarım ki güzel olur, yoksa çok fazla sıkıntı yaşayacağız. Ama şunu anladım ki gerçekten de ikinci sezonda işleri idare etmek biraz daha zor olacak ilk sezona göre. Yorumlarda bunu söylenmişti, şimdi hak verdim ona. Neden diyeceksiniz? Çünkü ilk sezonumuzda pek fazla, bu arada takım arkadaşımız pitte, pek fazla öyle mücadeleci olmadık hatırlarsanız ki. Sezonun sonlarına doğru bayağı bir yaklaştık ön tarafa. Rekabetçi değildik, pek fazla kasmıyorduk. Her yarıştan zevk almaya, iyi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmeye çalışıyorduk. Bu arada en hızlı son sektör geldi. Giovinazzi'yi de geride bırakıyoruz. Sebastian Vettel'i de geçtik ve Vettel'le aradaki fark da böylece artmış oldu. Erken pitimiz en azından Vettel'den kurtulma açısından iyi oldu. Ama ön tarafta Lewis Hamilton maalesef ki bayağı bir önümüzde çıktı. Çünkü şöyle bir durum var. İlk sezonda dediğim gibi bunlara odaklanmıştık ama ikinci sezonda hedefimiz şampiyonluk parolası olduğu için, şampiyonluk hedefiyle geldiğimiz için, bu arada en iyi ilk sektör geldi. Daha bir tedirginiz, daha hızlı gelişmemiz gerekiyor ama o hızlı gelişimi gösteremiyoruz. Çünkü zor bir şey gerçekten o puanları toplamak, çok fazla geliştirilecek şey olduğu için onları geliştirmeye çalışmak. Evet, teşekkürler Jeff, bayağı güzel bilgi verdin. Yani Hamilton'ın zaten şu sol üstteki tablodan görmesem inanmayacaktım. Hamilton'ın, pardon, sen söylemesen sol üstteki tabloya inanmayacaktım Jeff. Teşekkür ediyorum. Hamilton'ın medium takmış olduğunu gördük. Her neyse, bizim aslında asıl tongaya düştüğümüz mesele şasinin geliştirilmemesi, yani şasiyi geliştirmememiz oldu. Çünkü gelen regülasyonla beraber bu sene bir kural yeniliği olacağı için geçtiğimiz sene neredeyse 16. yarıştan itibaren, 15-16. yarıştan itibaren durdurduk gelişimi. Bu arada geliyoruz ve şu anda 9.'luğu aldık. Bize pek fazla avantajı olmadı gibi sanki erken pitin Sebastian Vettel'e karşı farkı biraz daha açmamız dışında. Gelen o regülasyonlarla beraber biz şasiden tamamıyla elimizi ayağımızı çektik ve bu sefer de sezonun ilerleyen kısmında diğer taraflara geliştirme yapmaya çalışırken şasi kısmımız baya baya geride kaldı diğer takımlara göre. Bu hafta şasi güncelleme getirmesek şasi kısmında en kötü takım bizdik. Çok şükür ki bazı güncellemelerle beraber Haas'ı geride bırakmayı başardık.
Bu arada pitler var bir kez daha ön tarafta ve 5. sıradayız. Ön tarafta sanırım pite gelmeyen bir isim var. Yani şu anda bir isim pite gelmemiş vaziyette. Red Bull'un arka kısmında, Mercedes'in önünde ve Sergio Perez de Lewis Hamilton'ın gerisine çıktı. Onlar o kadar ayrı ligde yarışıyorlar ki birbirleriyle mücadele ederken bile adamlar zaman kaybetmiyorlar. Bize karşı daha fark açıyorlar. Ayrıca Twitch'te de çeşitli yayınlara başladık. Onun da bilgisini birazcık geç vermiş oldum ama videonun ilerleyen kısmında. Oraya da herkesi beklerim. Belirli günlerde orada da yayınlar açıyorum. F1 2019'u online lobisinde kamikaze avları yapıyoruz. Online ranked lobide gerçekten de eğlenceli yarışlara ev sahipliği yapılıyor. Tabii birazcık sinir olduğumuz yarışlar da meydana geliyor ama genel olarak chatle beraber eğlendiğimiz yayınlar oldu. Şimdiye kadar 2 yayın yaptık. Sizleri de oraya beklerim. Twitch'ten motorsport.com diye arattığınızda veyahut da açıklama ve yorum kısmında bulduğunuz linklerden bizim Twitch sayfamıza da ulaşabilirsiniz. Evet, artık yarışın son turlarına doğru ilerliyoruz. Maalesef o beklediğimiz tempodan çok uzak kaldık. Evet, ön taraftan tempo olarak uzak olduğumuzu biliyordum ama bu kadar beklemiyordum şahsen. Çünkü Avustralya tabii bize daha çok uyduğu için, orada pek fazla düzlük hızı önemsenmediği için daha avantajlı durumdaydık ama şu anda yine düzlük hızına da bağlı olan pistte Bahreyn'de ciddi sıkıntı yaşadık. Bir de bu işin Çin'i var. Acaba Çin'de ön tarafa yakın olabilecek miyiz? Bu yüzden sıralama turlarında en azından 3. çizgiden kalkmak bizim için çok kritik olacak. Bugün 8. sıradan start aldık. Bu yüzden Çin'de en kötü hedefimiz 6. sıra olmalı. 3. çizgiden kalkmak gerçekten çok önemli olacak Çin'de. Özellikle bahsettiğim gibi düzlük hızları çok önemli olduğu için start anında elde edeceğimiz sıralar da bize çok ama çok yardımcı olacak. Heyecandan uzak bir yarıştı. Şu anda son tura doğru ilerliyoruz artık ama umarım ki yine sohbetimden veyahut da izlerken keyif almışsınızdır. Verstappen sen nesin böyle? Sen nesin böyle? Verstappen son tura girerken en hızlı turu attı. Lewis Hamilton vari bir hareket oldu açıkçası. Tempo olarak ne kadar geride olduğumuzu görün. Yani bizim attığımız son turla Verstappen'in attığı tur arasında inanılmaz bir fark var. Önde zaten alıp başını gitti artık Verstappen. Ne arkasında ne de önünde hiç kimse yok. Sadece Hamilton'la Perez'in mücadelesi var şu anda ama bizim için ideal ilk yarışta üçüncülük. İkinci yarışta dördüncülük çıkartmayı başardık. Yine evet, 1.33'lerle dönüyorlar ama biz o tempodan maalesef bayağı uzağız. Takım arkadaşımız da bu arada çok iyi. Yani Giovinazzi bize harikulade ayak uydurdu. Şu anda yarışta 6. sırada ve baktığımız zaman 20 puanı takımımızın hanesine yazdıracağız. Geçen sezon Russell'la olan problem oydu. Bence gerçekte aslında Russell Giovinazzi'den daha iyi bir pilot ama oyun içerisinde Giovinazzi'nin daha iyi uyum sağladığını görüyoruz. Kendisi hem ilk yarışta hem de ikinci yarışta ön tarafta kalmayı bildi. Sıralama turlarında da ayrıca bize ekstra zorladığını söyleyebilirim. Yani şimdiye kadar tabii ki bir tek Russell'la mücadele ettik ama Verstappen 1.29.922 attı. Yarışın son turunda da en hızlı zaman derecesini elde ediyor ve biz de çizgiye doğru gelirken 4. sırayı almayı başarıyoruz Bahreyn'de. Tabii ki pek mutlu değiliz ama alabileceğimizin en iyisi buydu. Teşekkürler Jeff, teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Ah Jeff ah. Tam dedik Jeff'le arayı düzelttik ama Jeff yine başladı Jeff'liğini yapmaya. Ah.
Online'daki Jeff daha iyi bu arada. Yani online'da sürerken size daha fazla ilgili davranıyor, daha fazla düzgün bilgi veriyor, onu söyleyebilirim. Ve böylece ikinci yarışta Red Bull pilotu kazanmış oldu. İlk yarışta Perez, ikinci yarışta Verstappen. Red Bull'lar bayağı iyi başladılar ve Kimi Raikkonen de Renault ile iyi gidiyor açıkçası. Renault'ların gelişim ivmesi bayağı iyi noktada şu anda. Ferrari'ler her ne kadar en hızlı 3. araç olsalar da bayağı bayağı gerilerde kaldılar. Özellikle Leclerc'in yarış dışı kalması, Vettel'in bizim gerimizde kalması takımlar şampiyonasında 3.lüğümüzü iyice pekiştirmiş durumda. Ve şampanya! 1. sırada Verstappen, 2 Hamilton, 3 Sergio Perez. Gerçekten Red Bull'lar için rüya gibi bir sezon başlangıcı oldu. Harikulade gidiyorlar şu anda. Evet, çok fazla heyecanlı olmadığı yarışta biz 4. olurken takım arkadaşımız 6. oldu ve önemli puanlar kazandırdık takımımıza. 20 puanı hanemize yazdırmayı başardık. 5 Vettel, 6 Giovinazzi, 7 Gasly, 8 Raikkonen, 9 Grosjean ve son sırada da 10. sırada da günün son puanını alan isim de Daniel Ricciardo'ydu ve iki büyük takım Mercedes ile Ferrari önemli kayıplar verdiler bugün. Sıralamada da Hamilton bizi geride bırakmayı başardı. Sadece 2 puanlık bir fark söz konusu Hamilton'la şampiyonada 4. sıraya geriledik. Ama takımlar şampiyonasında hala daha 3.lüğümüzü korumaktayız. Evet, yarış sonundayız ve topladığımız puanları görüyorsunuz şu anda. Giovinazzi'ye karşı üstünlük kurmayı başardık. Maalesef Perez'e karşı bir üstünlüğümüz olmadı ama şu anda puanlarımızı da topluyoruz. Son güncellemelerimizi yapacağız. Kazandığımız bu puanlarla beraber açıkçası Azerbaycan'a motor güncellemesi getirebileceğiz. En çok sevindiğim meselelerden bir tanesi bu. Artık o düzlükteki sürülme olayından kurtulmak istiyorum. Umarım ki videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Biliyorum geçtiğimiz yarışlara göre biraz daha temposu düşük bir yarıştı ama yine de ön tarafta kalmayı başardık ve en iyi 4. takım olarak yolumuza devam ediyoruz. Artık sırada güncelleme ağacını göreceksiniz. Benden bu kadar. Dilim döndüğünce yarışı sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım ki düzgün bir şekilde aktarabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.